Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Samsung'un 960 Evo serisi SS'lerini inceleyeceğiz. Daha önce 960 Pro modellerini incelemiştik Recep. Şimdi 960'ın özellikleriyle ve Evo serisiyle devam ediyoruz. Evet. Şimdi 960'ları da ilk tanışan kullanıcılar için bazı temel özellikleri söylememiz lazım. Ali, öncelikle bu SS'ler yüksek bir performans sunuyor. En büyük fark bu. Ne kadar yüksek performans sunuyor? Benim de bir SSD'm var. SATA'dan taktım, makinamda kullanıyorum. Şimdi buradaki fark nedir? Öncelikle bunun altını çizelim. Ali, standart SSD'ler biliyorsun 550 MB hızlara dayanıyorlar. Onun pek üstüne çıkamıyorlar. Hatta 550 aldığımız zaman gayet güzel oluyor. Daha hesaplı SSD'ler aldığımız zaman 550 MB okuma ya da yazmaya her zaman erişemiyoruz. SATA SSD'lerin performans seviyeleri o performans sunuyor. Evet. Burada ise M2 SSD'ler bize 3000 MB'ın üzerinde okuma hızları vaat ediyor. Şimdi burada aradaki fark muazzam. Yani öyle iki, %50 daha yüksek, iki katı daha fazla falan değil. Arada bir uçurum var. Evet. 500 megabaytlardan 3000 MB'lere doğru gidiyoruz. Bu saniyede gigabaytlarca veri aktarabilme kapasitesi anlamına geliyor. Evet Ali, Samsung'un iddia ettiğine göre 960 Evo saniyede 3.2 gigabayta kadar okuma hızı ve 1.9 gigabayta kadar yazma hızı vaat ediyor. Bu özellikle çok yüksek miktar veriyle uğraşan her türlü kullanıcı için kritik bir özellik. Özellikle profesyonel anlamda ihtiyacı olan kullanıcılar var. Özellikle performans anlamında ben artık SSD ile yavaş geliyor. Daha ötesine geçeceğim. Daha da hızlı olsun sistemin. Geri kalan her şey uç noktada zaten diye kullanıcılarda kullanıcılar da var. Evet. Şimdi sadece işlemci ekran kartını diğer bileşenleri arttırmak veya da sunucudaki belli kapasiteleri yükseltmekle bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Darboğaz olarak gelip tıkandığınız bir yer var. Günümüzün en kritik sıkıntılarından bir tanesi o da depolama. Evet Ali. evet. depolamada artık M.2 SSD'ler sayesinde bütün bu sorunları ortadan kaldırıyoruz. Bunları peki nasıl ortadan kaldırıyoruz? Bunun altındaki teknolojileri anlatalım. Ali öncelikle bunun altındaki en büyük teknoloji ara birim. SATA ara birimi yerine PCI Express ara birimi kullanıyoruz. SATA ara birimi o alıştığımız diskere bağladığımız kablo. PCI Express'e ekran kartlarını ve diğer önemli diğer bileşenleri taktığımız çok yüksek hızlı bir e, ara birim ve de özellikle anakartın içerisinden geçen devreleriyle doğrudan anahtar bileşenlere gidiyor. Evet. Bu SSD ise PCI Express 3.0 ara birimini kullanıyor ve bunu yaparken 4 hat üzerinden bağlanıyor. Orada hat sayısı da var. Yani şerit şerit hat hat artıyor sevgili izleyiciler. Performans gereksinimi kullanım arttıkça gidiyor. Ama bir hat bile aslında çok yüksek miktarda veri aktarmaya izin veriyor. Kesinlikle. Bunun yanında tabii bir de bunun bu işin bir standardı var. Önceden beri yıllardır bu PC Express üzerinden bağlan, aslında disker üzerinde çalışıyorlar. Evet Ali. Çok farklı seçenekler sunuyorlar ama kimisinden Windows kurup bir türlü çalıştıramıyorsun. Hayal kırıklığına uğruyorsun. Eski sistemlerde bakıyorsun. Bazı şeylere destek var bazı şeylere destek yok. Şimdi burada sadece PC Express değil bir de bunun yeni standardını açıklayalım. Evet NVMe Express yeni standardın ismi eskiden Ahçı kullanıyorduk fakat Ahçı sabit list döneminde geliştirilen daha sonra SSD'lerde de kullanılan bir ara birim NVMe Express'e tamamen PCI Express tabanlı SSD'ler düşünerek geliştirildiğinden dolayı hem okumada hem yazmada bize yüksek performans sunarken IOPS değerlerinde de yeni nesiller açıyor. Şimdi orada IOPS değerleri kritik bir nokta. Özellikle IOPS değerleri üzerine 960 Pro incelemesinde oldukça uzun kapsamlı bir şekilde değinmiş. Evet. Bizim tavsiyemiz hem 960 Pro hem 960 Evo incelemelerini ayrı ayrı izlemeniz. Çünkü farklı detaylar var. Arada özellikle teknik farklar var. Hitap edilen kitle arasında da aslında fark var. 960 Evo'lar Pro'lara göre birazcık daha hesaplı ama yine de SATA diskleriyle kıyaslanmayacak kadar yüksek bir performans ve Pro modelinde gördüğümüz pek çok özelliği barındıran diskler. Evet. Diskler demek de biraz ağız alışkanlığı <laughs> Recep. Artık disk kalmadı ama sonuçta hala işletim sisteminde pek çok yerde disk olarak geçiyor. Bir kutudan çıkartıp bakalım. Bu kadar konuştuk. Şu kocaman kutların içerisinde e, ne kadar yer kapladığını gördüğünüz zaman gerçekten o hoşuna giden noktalardan biri oluyor insanın. Ardından da burada kullanılan yongalar teknik özelliklerle devam edelim. Başlayalım hadi. 960 Evo 3 farklı kapasite seçenekle geliyor Ali. Biz şu an 1 TB ve 500 GB sürümlere bakıyoruz. Ancak bunların haricinde bir de 250 GB'lık sürüm var. Evet. Bunların arasında da performans farkları var. Çünkü sevgili izleyiciler içerideki bellek modüllerinin sayısı, bağlantısı ve bunlarda kullanılan diğer parçalar performansı etkiliyor. Kesinlikle. 250 GB'lık modelde 128 GB 3 bit MLC yongalar kullanılırken 500 GB ve 1 TB'lık modellerde 256 GB 3 bit MLC yongalar kullanılıyor. Peki 1 TB'ın da üzerine çıkmak istiyorum. O zaman ne yapacağım hocam? O zaman 960 Pro'ya yönelmek zorundasın Ali. 960 Pro incelememize de makalemizden ulaşabilirsiniz. Şimdi Evo ile Pro'nun zaten hitap ettiği aslında zevkler biraz birbirinden farklı. Evet 960 Pro özellikle en üst seviye performansı talep eden kullanıcılara hitap ediyor. 960 Evo ise daha çok oyun oynayacak olan, grafiklerle uğraşacak olan ve simülasyon işlemleri yapacak olan kullanıcılara hitap ediyor. Burada iki farklı sınıflandırmanın en önemli noktası aradaki garanti sürelerinin de birbirinden farklı olması. Birinde 5 yıl diğerinde 3 yıl garanti veriliyor. Evo modelleri daha meraklı kullanıcılara hitap eden. Bunun karşılığındaki tabi orada eksiltilen özelliklere karşılık, daha doğrusu Pro'da sunulan ek özelliklere karşılık fiyat yükselmiş oluyor. 960 Evo'da ise aynı kontrolcü e, yine güçlü yongalar, çok yüksek kapasite ve PCI Express bağlantısı gibi muazzam özellikler elde etmiş oluyoruz. Kutu içine baktığımızda montaj kılavuzu ve garanti bildirgesini görüyoruz. Evet bunları şu şekilde kenara alalım Recep. Üzerlerindeki kağıtların alt kısmına bu şekilde bir sünger destek koymuşlar. İlginç bir paketleme. Hoşuma gitti. Minimalist diyebiliriz. Burada da aldığımız zaman yine 960 Evo var karşımıza çıkıyor. Bir tanesi 1 TB, bir tanesi 500 GB. Yapı olarak birbirinin aynısı gibi gözüküyorlar ama tabii ki 2 kat kapasite farkı var. SSD'nin arka kısmına baktığımızda boş olduklarını görüyoruz. Bütün bileşenler ön tarafa yerleştirilmiş durumda. Samsung 960 EVO Dali 3. jenerasyon 3 bit MLC Winant yongalarını kullanıyor. Bu yongalar uzun ömürlü olmasını dikkat çekiyor. Evet şimdi bunların üretimini Samsung uzun süredir yapıyor. Bu tür 3D Winant yongaların üretim sürecini artık çok geliştirdiler üretimden hem iyi bir performans elde ediyorlar, iyi bir verim elde ediyorlar. Hem de bunun yanında yeni nesil kontrolcü kullanıyorlar. Evet, yeni nesil Polaris kontrolcünün 5 çekirdeği var. Bu 5 çekirdekten 4 tanesi nandiyomyaların kontrolüne adanmış durumda. Bir çekirdek ise sadece PC ile iletişime bakıyor. Bu SSD'ler çok gelişmiş sevgili izleyiciler. Aslında bunların küçük birer bilgisayar mantığı ile çalıştığını söyleyebiliriz. Kendi işlemcileri, kendi bellekleri, kendi hafıza yönetimleri, kendi içlerinde yaptıkları işlemler var bilgisayara taktığımız zaman bilgisayara çok hızlı bir şekilde verileri alıp aktarabilmek için bu kadar işlem gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Zaten bu kontrolcülerin performansı bellek modüllerinin üretim teknolojisiyle birleştiği zaman ne kadar ileri teknoloji olduğunu SSD'nin belirliyor ve 960 Evo'da Samsung'un en son teknolojisini kullanıyor. Bir başka nokta da Ali, yeni nesil SS'lerde kullanılan ısı dağıtıcı bakır katman. Şimdi daha önce 950 Pro modeli vardı ve gerçekten inanılmaz bir performans sunuyordu. Herkes etkilenmişti. Yüksek performans isteyen uygulamaları da çok tercih edildi. Ama Burada geliştirmeye her zaman yer var. Mühendislikte, yazılımda, donanımda, teknolojide. Sadece yongalar ve kontrolcü değil fiziksel iyileştirmeler de yapılmış durumda. Evet Ali kullanılan bakır plaka sayesinde ısı daha iyi bir şekilde dağıtılabiliyor. Bu da 950 Pro'ya göre %60 daha uzun süre veri transferini mümkün kılıyor. Şimdi veri transfer süresinde herhangi bir SSD'de bir sınır yok. Ama veri transferinin hızı SSD'nin sıcaklığı yükseldikçe düşüyor. Bütün bilgisayar bileşenleri silikon tabanlı olarak çok ısındıkları zaman performansta kayıp yaşarlar. Daha sonra soğudukları zaman ya da iyi soğutuldukları zaman da performansları stabil istikrarlı kalır. Burada SSD'nin kendi içerisinde bu bakır ısı dağıtıcı ile soğutmayı geliştirmeleri bize şunu sağlıyor. Bilgisayardan veri aktarırken bir an çok hızlı böyle aktardığını sonra yavaşladığını görürsünüz. Bu yavaşlamayı çok geciktiriyor ve siz eskiden birkaç GB aktardığınız sürede Artık daha da uzun süre boyunca daha da yüksek miktarda veriyi yüksek hızla aktarıp işinizi bitirmiş, çoktan SSD'yi kullanmayı bırakmış oluyorsunuz. Bu önemli bir artı, çok büyük bir gelişme. 960 Pro'da da çok hoşumuza gitmişti. SSD'lerle ilgili en sık sorulan sorulardan bir tanesi de dayanıklılık. Evet Recep, geçtiğimiz nesillerden bu yana dayanıklılık oldukça gelişti ama nereye ulaştık şu an? Ali, 1 terabaytlık modelde 400 terabayt yazma garanti veriyor Samsung. Evet 950 serisinde sadece Pro çıkmıştı. 960 serisinde Pro Evo oldu. Samsung vaadini nihayet yerine getirdi. Sadece Pro modelinde değil Evo modelinde de çok uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Evet 500 GB kapasiteli modelin 200 TB, 250 GB kapasiteli modelinde 100 TB yazma garantisi mevcut. 960 ana anakartımıza taktık. Evet. M2 yuvasından taktık ve vidasını takarak bunu sabitledik. Bu anakartın üzerinde dikey değil yatay bir montaj var. Evet Ali. Ve PC Express porttan arasında güzel bir görünüm olduğunu görüyoruz. PC Express hatlarını yakın tutmayı tercih etmişler. Anakartın tasarımında buraya hat bağlamak zorundasınız. O PCB dediğimiz bu aşağıdaki kartın fiziksel yapısı içerisinde buraya devrelerin uzanması gerekiyor. Şimdi burada tabii ki işlemcinizin Platform Controller Hub'ınızın PCI Express hattına da sahip olması gerekiyor. Hadi bu teknik olayları biraz daha azaltalım bence. Temel olarak şunu söyleyelim. Ekran kartımızın bağlandığı gibi süper hızlı bir veri yoluna bağlantıya sahip. Evet Ali, PCI Express 3.0 ara birimi üzerinden bağlanıyor ve 4 tane hat kullanıyor. 4 hat kullanması bunun oldukça yüksek bir potansiyele erişebileceğini işaret ediyor. Ama tabii ki bunun sonucunu her zaman olduğu gibi testler gösterecek. M.2 SSD'nin en büyük avantajlarından bir tanesi de Ali, küçük boyutlarda bize yüksek bir depolama alanı sunmaları. Evet, şimdi kocaman bir sabit diskten ya da SATA SSD'den sonra buna baktığımız zaman ufacık bir yer kaplıyor. Evet, bu yerinde farklı isimleri, farklı standartları var. Burada dikkat ederseniz hemen yanında PCI Express portlarının arasında bir de PCI portunun kenarında duruyor. Şimdi buradaki alan kısıttırıcı ve bunun farklı standartları, farklı isimlendirmeleri var. Bizim burada kullandığımız modelin 960 EVO'nun standardı nedir? Ali, standardı 2280. Samsung bunun en popüler standart olduğunu belirtiyor ki haklı da. Baktığımız zaman ATX anakartlar olsun, farklı anakartlar olsun hep 2280 odaklı bir tasarım görmeye başladık. Bunun sebebi nedir? Ali bunun sebebi dizüstü bilgisayarlarda da bu standartın çok tercih edilmesi. 22 mm genişlik, 80 mm uzunluk en sık tercih edilen boyutlar. Bunun sebebi dediğimiz gibi dizüstü ve masa üstünde ortak bir çözüm sunmak ve bu sayede şimdi satıcılar da elinde stok tutacak. Biz de kullanıcı olarak gidip almaya kalktığımız zaman laptop modeli var, desktop modeli var, uyar uymaz. Standartizasyon bizim için son kullanıcılar için oldukça faydalı. Tabi bunun dışında SSD boyutları yok mu? Kesinlikle var. PCI Express kartın üzerine takılıp buradaki PCI Express yuvasına takılan pek çok farklı NVMe SSD'ler piyasada mevcut. Ama bu çözüm gelecekte anlaşılıyor ki bayağı bir standart olma yolunda ilerliyor. İzleyicilerimizin kritik sorularından bir tanesi de sistem uyumu olacak. Özellikle ufukta AMD'nin yeni Ryzen, daha doğrusu bizim tercih ettiğimiz ismiyle Zen işlemcileri geliyor Recep. Bunlarda da NVMe SSD kullanabilecek miyiz? Evet Ali, AMD'de NVMe desteğini Ryzen ile birlikte kullanıcılara sunacak. Bu yeni evet. anakartları, yeni işlemcilere ileriki dönemde bakıyor olacağız. Hatta belki siz bu videoyu izlerken yayınlanmış olabilir. Teknofaklete hemen açıp kontrol edebilirsiniz. Bununla birlikte hali hazırda Intel'in desteklediği yongalardan bahsedelim. Ali, şu anda Hazer Refresh ve sonrası ile NVMe SSD'ler uyumlu. Tabii ki bütün Hazer Refresh anakartlarda buyum olmayabilir. BIOS güncellemesi yapmak gerekebilir. Üreticinizin sitesinden bunu bakabilirsiniz. Çünkü şurada önemli bir nokta var. Bu Skylake döneminden önceki işlemciler anakartlar üretilirken orada NVMe standartına pek de dikkat edilmiyordu. Bu chipsetin içinde sunulmuyordu. Orada farklı firmware ile üreticinin kendi desteklediği standartlar da söz konusuydu. Biz zaten niye sistem tavsiyelerinde hep güncel mimarları tavsiye ediyoruz? Gün geliyor, NVMe SSD takayım, sistemin performansını coşturayım diyorsunuz. 2 sene, 3 sene önceki sistemi daha iyi fiyatı diye aldığınız için bir bakıyorsunuz NVMe'ye desteklenmiyor. M.2 2 yuvası yok. Ya da altındaki bağlantıdaki sürücü desteği ortadan kalkmış. Bağlayıp kullanamıyorsunuz. O yüzden bu yüksek performans bileşenler yeni nesil sistemleri gerektiriyor. Evet, bir de işletim sistemi tarafı var Ali. Windows 7, 8, 8.1 ve 10 ile uyumlu NVMe SSD'ler. Fakat 7 için kurulumda ayrı bir sürücü gerekiyor. Ee, öte yandan 8, 8.1 ve 10 için gerekmiyor. Yani Windows 7 artık Windows 10'a geçme durumunda diyelim. Çok nadir istisna var, kurumsal istisna. Şirket bilgisayarlarını bir türlü güncellemediği için kullanıcı da Windows 7'ye mahkum olmuş durumda. Başka yazılımlar çöküyor, biliyorsunuz sistemler bozuluyor diye bir türlü geçiş yapılamıyor. Öyle durumlarda sürücü desteği sunmaları çok güzel. O kullanıcıları seçeneksiz bırakmamışlar. Ama bizim tavsiyemiz eğer ipler sizin ise, seçenekler sizde ise güncel işletim sistemini kullanın. Sürücüleriniz çok daha iyi çalışacak. Evet, tavsiyemiz Windows 10 64 bit. Şimdi de Samsung'un yeni Magician yazılımına bakıyoruz. Evet, yeni Magician yazılımına ufak ufak özellikler eklenmeye devam ediyor. Samsung sadece yeni SSD'leri çıkartmakla kalmadı, aynı zamanda yazılım desteğinde de büyük bir gelişme katetti. Kesinlikle, Magician'ın 5.0 sürümü 960 serisi SS'ler için destek sunuyor artık. 5.0 sürümünün ötesinde de ufak güncellemeler devam edecek. Sürümler ilerledikçe burada yeni özellikleri görebileceğiz. Şimdi test sistemimizden biraz daha bahsedelim. Bu SSD'yi test ettiğimiz sistem eski mi, yeni mi, teknik olarak yani ne sağlıyor da bu yeni nesil NVMe diski buna taktık. Ali, Skylake bir sistem kullanıyoruz. Core i5-6600K işlemcimiz var. Skylake sistemler NVMe destekli SSD'ler için tam destek sunuyor. Intel bunu geliştirirken chipsetini, yonga setini sevgili izleyiciler, burada Z170 olsun, yeni Skylake ile birlikte gelen yeni yongalar olsun burada gerekli olan desteği sağladı. Evet. Şimdi NVMe standartının gelişiminde de zaten bütün bu firmalar aslında el ele çalıştılar. Buradaki sürücülerin güncellenmesinde, geliştirilmesinde. Ama şunu soracağım. Ben bu NVMe diski alıp kurduğum zaman, kullandığım zaman maksimum performans için doğrudan Windows 10 kullanmam yeterli mi? Sürüm farkı önemli mi? Ek yazılım kurmam gerekiyor mu? Ali, öncelikle Windows'un en güncel şu anki sürümü 16.07. Onu kullanmanı tavsiye ediyoruz. Bunun yanında bir başka noktada Samsung'un kendi NVMe sürücüsünü kurman. Şimdi Windows'un kendi sürücüsünü kullanabilirim değil mi? Yani taktığım zaman çalışır. Tabii ki kullanabilirsin. Ama bunun ötesine geçmek istiyorsam, daha yüksek performans istiyorsam Samsung'un sürücüsünü kurmamda fayda var. Evet, Samsung yeni NVMe 2.0 sürücüsünü çıkardı. Biz de bu sürücüyü kurduk ve SSD'mizi bu sürücüyle test edeceğiz. Magician'ı açtığımız zaman bunu kullandığımızı görebiliyoruz. NVMe Driver Samsung olarak belirtti burada. Burada bunu özellikle bize bildirmesi güzel bir nokta. Dikkatinizden kaçarsa da burada mesela farklı bir şey yazdığı zaman hangi sürücüyü kullandığınızı hatırlayabilirsiniz. Zaten daha önceden de bazı testler yaptığımız için burada Total Bytes Written kısmında 4.4 TB olarak SSD'nin daha önce kullanıldığını görebilirsiniz. Kesinlikle. Yine interface kısmında yani ara birim kısmında PCI Express Gen3 X4 hızında bağlı olduğunu görüyoruz. Burada PCI Express hatlarını kullandığımız için kullandığınız sistemde çoklu ekran kartı konfigürasyonu varsa hatların yeterli olduğundan emin olmanız kesinlikle önemli. Bunu belirtelim. Evet yine SSD'nin ömrü için trim desteği de devrede. Trim desteği zaten olmazsa olmaz ama her zaman trim desteği her yerde sunulmayabiliyor. Bazı eski işletim sistemlerinde, eski işletim sistemlerinde bir de eski SSD'lerle kombinasyon yaptığın zaman çok kısa ömürlü olan SSD'ler var. O yüzden yeni teknolojiler ömür bazında da çok avantajlı. Bunun altını çizelim. Kesinlikle. Ali solda Drive Condition yani sürücünün durumu hakkında bilgi edinebiliyoruz. Smart kısmına tıkladığınız zaman daha da ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz SSD'nizin sağlığı hakkında. Burada farklı sıcaklık sensörlerinden gelen bilgilerden tutun da diğer kısımlarda bize hata sayısına kadar ham bilgi veriyor. Bu ham bilgi bir sistem yöneticisinin sistemde ne arz olduğunu anlamasını sağlıyor. Bu diagnostik kısmı dediğimiz kısımda önemli. Şimdi biz uyumlu bir sistem seçtik ama kullanıcı sisteminin uyum sorunu olup olmadığını nasıl anlayabilir? Ali sol altta System Compatibility yani sistem uyum sekmesi var. Buraya girdiğim zaman herhangi bir uyum sorunu olmadığını belirtiyor bize Magician. Aynı zamanda System Information kısmı da var yukarıda tıklanabiliyor mu? Evet tıkladığımız zaman bize sistemin detaylarını gösteriyor. Biz de izleyicilerimize kısaca burada yazılım üzerinden de özellikleri göstermiş oluyoruz. Gayet güzel. Bu noktada şunu da altını çizelim. Anakartınızın BIOS güncellemeleri varsa bunları gördüğünüz zaman yapın. Çünkü yeni SSD'ler, yeni parçalar çıkınca üreticiler de güncelleme getiriyorlar. Her güncelleme illa performans artışı getirecek diye bir kaydı yok ama bazen sürüm notlarını görebiliyorsunuz. O zaman güzel oluyor. Şimdi Recep kullanıcılar tabii ki makaleden ekstra bilgi edinebilir. Şimdi ben SSD'yi alıp taktıktan sonra değil öncesinde uyumlu öğrenmek istiyorum diyenler için zaten sayısız NVMe konumuz hali hazırda var. Evet. Bunları da bağlantılandırdık. Peki şimdi biz ne yapacağız? Sırada ne var? Ali, performans benchmark kısmına girip ilk olarak Magician içerisinden bir benchmark yapabiliriz. Ama ondan önce biraz daha SSD'nin bilgisine bakalım. Crystal Disk Info'da SSD'miz hakkında bilgi veren bir başka yazılım. Bu da güzel. Bu da takip etmek için evrensel yazılımlardan bir tanesi. Samsung dışındaki diskleri de bununla kontrol edebiliyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi Samsung'un Magician yazılımıyla bunun arayüzünü kıyasladığım zaman ama arada bayağı bir geliştirme yılı fark olduğunu da söyleyebilirim. Evet Ali, burada yine de farklı bilgileri görebiliyoruz. Örneğin NVMe standartının 1.2 olduğunu görmekteyiz. NVMe standartının özellikle farklı sürümleri arasında fark oluyor. Yani fark oluyor derken neyi kastediyoruz? Mesela 1.0 sürümüyle ile 1.1 arasında enterprise özellikler çok artmıştı. 1.2 ile birlikte bu gelişim devam ediyor. Bunun alt sürümleri, gelecek sürümleri devamlı endüstri standartlarını belirleyen kuruluşlar tarafından geliştirmeye devam ediyor. Bunlar da zaten Samsung'da koltuk sahibi olduğu için standart geliştirilirken yeni nesil ürünlerini buna uygun tasarlayabiliyorlar. Kesinlikle. Burada dikkat çeken bir başka bilgi deli power yani SSD'mizi bugüne kadar sadece 5 defa çalıştırmışız. Bu her çalıştırmada artıyor. Sisteminizin açılıp açılmadığını SSD üzerinden de buradaki sayıdan takip edebilirsiniz. Bu da ince noktalardan bir tanesi. Farklı 40 bin tane yolu var ama benim hoşuma gitti. Mec işine geri döndüğümüzde Ali performans benchmark kısmını görüyoruz. Evet testlerimizden bir tanesi Samsung'un kendi testi olacak. Çünkü kullanıcı yazılımı kurduğu zaman merak edip illaki bunu yapacaklar. Kesinlikle. Start diyerek testimizi başlatıyoruz. Testimiz sonuçlandı. Değerler gerçekten muazzam Ali. Evet Recep burada okumaya baktığımız zaman 3371 MB saniye görüyoruz. USB bellekte 20 MB 40 MB görünce e, sevinen günlük kullanıcı için 3371 MB inanılmaz bir değer. Kesinlikle. Samsung'un paylaştığı verileri 3200 MB saniye kadardı ardışık okumada. Biz burada 3371 MB değerini elde ettik. Yazmada da Samsung 1900 MB saniye kadar ulaşabileceğini belirtiyordu. 1941 MB değerini elde ettik tabii ki şimdi firmalar orada veri paylaşırken biraz kendi ortalamalarını paylaşıp e, kimi orada test paylaşan firma aracı biraz fazla iddialı oluyor. Test rakamları tutmuyor. Kimisi biraz daha muhafazakar yaklaşıyor. Biraz daha emniyetli rakamlar veriyor. O zaman da testlerde daha ötesine ulaşmak mümkün oluyor. Bunlar sonuçta fikir vermesi için bizimle paylaşılıyor. Kendi testimizi yaptığımız zaman gördüğümüz değerler bizi mutlu ediyor. SATA bir disk olsaydı SATA ara birimi yüzünden takılı kalacaktık. 600 MB'ler civarında kalacaktık. Ama burada PCI Express ara birimiyle yeni nesil kontrolcü bize muhteşem bir hız sundu. Evet bunun yanında okuma ve yazma değerlerindeki IOPS değerleri en önemli kısım zaten. Evet Ali, IOPS gerçekten M.2 SSD'lerin en güzel özelliklerinden bir tanesi. PCI Express üzerinden bağlandığından dolayı ve NVMe kullandığından dolayı standart ah cidislere göre çok yüksek IOPS değerlerine ulaşabiliyoruz. 960 EVO'da bu konuda mükemmel bir performans sunuyor. Samsung 380 bin okuma, 360 bin de yazma IOPS değeri paylaşmıştı. Samsung'un de üstüne çıktığımızı görüyoruz. Evet, 410 bine 371 bin. Ve hani sistemin böyle acaba işlemcisi daha güçlü olunca daha mı Yüksek oluyor gibi düşünceler olanlar için burada i7 değil i5 bir işlemci kullandık örneğin. Burada olay dediğimiz gibi yazılım donanım desteği ve bunun geliştirme sürecinde güncel bir sistem kullanmak. Ve bir başka özellik de Secure Race. Bu ne anlama geliyor açıklayalım. Ali bu verileri tamamen yok etmeye yarıyor. Şimdi kurumsal bir firmasınız. Bir SSD'yi başka bir sistem ya da dışarıdaki bir birimde kullanacaksınız ama hassas veriler yazılmıştı daha önce. Bunların ele geçme ihtimaline karşı Secure kullanmanız gerekiyor. Secure Res dışında da aslına baktığın zaman Amerika'da ve Dünya'da pek çok farklı dosya yok etme standartı var. Bu standartların kurumunuzda nasıl uygulandığını da değerlendirmeniz gerekiyor. Bu özellikle dosya ve evrak imha noktasında önemli. Kesinlikle. Zaten burada uyarısı yapılmış Ali. Secure Raise ile silinen veriler kurtarılamaz. Kurtarılamaz olması önemli. Tabi kurtarılamazlık seviyesi burada özellikle belirtilmemiş. Bu noktada daha fazla bakabilirsiniz. Orada IT şefinin artık uyguladığı standart önemli. Bir de önemli bir nokta son kullanıcı için. Buna şimdi Windows kurdum. Secure Raise yapacağım. Bak yine burada uyarı var. Evet yapamazsınız kendi bindiğiniz dalı kesemeyeceğiniz gibi Windows kurulu olan SSD'ye de Secure Erase yapamıyorsunuz. Bunun için başka bir diskten boot edip işlemi onun üzerinden farklı bir yazılımla yapmak gerekiyor. Bunun da rehberini yine daha önce yapmıştık ve yine makalemizde bulabilirsiniz. Evet Ali Magic'in özellikleri bu kadar ama bu sürüme ek özellikler eklenecek. Aşağıda yeni sekmeler gelecek onu da belirtelim. Yeri hazır özellikler geldikçe yeni diskler ile ya da olan diskler üzerine bunlara da bakacağız. Bir başka benchmark yazılımımızda AS SSD. AS SSD'de bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz Recep. Çünkü bu tür uygulamalar arasında ölçüm metodolojisi yüzünden performans farklı çıkabiliyor. Evet, start diyerek testimizi başlatalım. Testimiz tamamlandı. Sonuçlar karşımızda. Evet. 2779 MB ardışık okuma, 1950 MB yazma değerlerini görüyoruz. 1900 MB Samsung'un belirttiği değerde onun üstüne çıkmışız. Okumada biraz altında kaldığımızı görmekteyiz. Evet. Orada 3200 MB değil, 2800 MB'e yakın bir değer elde edilmiş. Ayıpsa baktığımızda da yine muazzam değerler görüyoruz Ali. Okuma yüksek ama yazma daha da yüksek çıkmış. Burada dediğimiz gibi testin yöntemi arasında bazı farklar var. Kullanılan paket boyutları ya da uygulanan sıkıştırma değişebiliyor. Yazma verisini 3 GB'a çıkarttığımız zaman testin sonuçları değişiyor. Evet, okuma değerimiz daha da yükseldi. 2905 MB saniye olarak değişti. Benzer değişiklikleri yazma ve diğer değerlerde de görüyoruz. Bir de AYOPS'a bakalım istersen hocam. AYOPS'a da farklar var ancak her nokta tamamen kökten değişmiş değil. Test sonuçlarımız daha önce test ettiğimiz SSD'lere göre muazzam artış geliyor. Hem okuma hem yazma hem de Iops değerleri çığır açacak cinsten. Bunun tabii ki tek istisnası daha önce incelediğimiz 960 Pro modeliydi. Sıradaki testimiz ATTO. Evet, ATTO ile 512 byte'lık, 4 GB'lık bir test yapacağız. 512 byte ile 64 MB arasında transfer boyutlarımız olacak. Testimiz tamamlandı. Farklı aktarım boyutlarında farklı performans değerlerini görmekteyiz. Yani her dosyanın aktarımı aynı hızda gerçekleşmiyor. Bu SSD'lerin de, bütün disklerin de, gerçeği sevgili izleyiciler. Küçük dosya boyutları, büyük dosya boyutları farklı hızlarda aktarılıyor. Her diskin de kontrolcüsü, kendi yapısı farklı dosya boyutlarında değişik performanslar gösterebiliyor. Karşımızdaki tablo bize daha detaylı bir bilgi sunuyor. Özellikle bir uzman belirli bir dosya boyutuyla çalışıyorsa, küçük ve çok sayıda dosyayla çalışıyorsa, mesela buradaki 1 MB ya da 1 MB'den küçük dosyaların boyutlarının aktarım hızına bakarak işlediği ile ilgili yaklaşık bir hesaplamada bulunabilir. Kesinlikle. Örnek alacak olursak Ali, örneğin 512 KB boyutunda dosyalarınızı aktarıyorsanız, 1928 MB yazma değeri ve 3373 MB okuma değeri elde edebiliyorsunuz. Sıradaki testimiz CrystalDiskMark 5.2 sürümünün 64 bit versiyonu ile bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Karşımızda 3 kez tekrarlanan 2 GB'lık bir test var. Testimiz tamamlandı. 3382 MB'ta 1927 MB verilen değerleri çok yakımacak. Muazzam değerlerle. Çok güzel, çok yüksek değerler. Peki bunun altındaki diğer değerlere baktığımızda manzara nasıl? Yine karşımızda muazzam sonuçlar var. Bunlar standart SATA SSD'lerle kıyaslanmayacak. PCIe Express diskler arasında ise gerçekten en üst seviyede yer alacak sonuçlar. Bunu dediğimiz gibi daha önce de söyledik. 960 Pro versiyonu ile 960 Evo versiyonu şu an listenin ilk sıralarını paylaşıyorlar. Evet sevgili izleyiciler sizlerle birlikte Samsung 960 EVO'nun performansına yakından baktık. Evet Ali. Recep nasıl? Samsung'un vaatleri tutuyor mu? Ali bazı noktalarda Samsung'un vaatlerinin bile ötesine geçtiğini gördük muazzam bir performans sunuyor. Peki bu testi yaparken şartları neyin üzerine yaptığımızı izleyicilerle paylaştık. Öyle sancak gemisi bir sistemde en üst noktadaki işlemciler ile en üst noktadaki ekran kartları ile filan bir test yapmadık çünkü alakası yok. Evet standart Core i5 işlemci kullandık. Skylake bir sistem kullandık ve Windows 10 64 bit altına gerçekleştirdik testleri. Ama anakartımızın M.2 yuvası vardı. Burada NVMe desteği vardı. Güncel bir bileşen kullandık. Güncel bileşen üzerinde de vaat edilene ulaşabilmesi çok hoşumuza gitti. Evet. Burada yine Samsung'un NVMe 2.0 sürüsünü kullanmamız ve yine güncel meclisin kullanmamız da önemli. Bunların güncellenmesi kritik. Neden? Yazılım burada performansı var eden ya da yok eden unsurlardan bir tanesi oluyor. Tabi altında bu kadar sağlam bir donanım teknolojisi olmadan, oradaki bakır plakaya kadar yenilikler yapılmadan yazılım tek başına performansı da arttırabilir. Evet. Burada bir donanım ve yazılım bütünlüğü var içerisindeki kontrolcü muazzam bir performans verdi. Yongaların kendileri yeni son teknoloji. Zaten 960 Pro incelerken de ne demiştik? Recep hatırlayalım. Evet öyle. en son teknoloji yolundan bahsetmiştik. Evet. Uç noktada yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Samsung özellikle depolama alanında 960 serisi bunun bir imzası, bunun bir göstergesi olarak devam ediyor. Evet. Samsung burada kendiyle yarışıyor diyebiliriz. Kendiyle yarışıyor ciddi şekilde. Tabi rakipler de geliyor arkadan. Onlar da yeni Nandı Yongaları geliştirmeye devam ediyor. Yeni kontrolcüler yapıyorlar. SSD piyasasında her zaman için rekabet olacak. Ve olması da güzel zaten. Zira Samsung'da tek başına her yere bütün SSD'lerde uç noktadaki SSD'lere yetişemiyor. Bunun haricinde 950 serileri bir yandan e, hayatımızda olmaya devam ediyor. Hala çok yüksek performans veriyorlar. 850 serisi devam ediyor. SATA SSD'leri kullanmaya devam ediyor. Çünkü bunların aralarında fiyat farkı gerçekten büyük oluyor. Evet. Kapasite farkı da yine göz ardı edilemez bir gerçek. Şimdi profesyonel bir kullanıcı 960 EVO ile de işini görebilir mi? Göremez mi? Ben bunu özellikle merak ediyorum. 960 but <laughs> Pro ile Evo arasında mesela kullanıcı kararsız kaldı. Neye göre, niçin tercih yapması gerekiyor? Ali, öncelikle 960 Pro'da kapasite seçenekleri daha yüksek. 960 Pro'da 2 TB kapasite seçeneğimiz mevcutken 960 Evo'da 1 TB'nin üstüne çıkamıyoruz. Evet, çünkü kullanıcı segmenti olarak kafada başta planlanırken Pro kullanıcılar çok daha yüksek harcama yapacak, iş istasyonda kullanacak diye hesaplanmış. Evet, yine 960 Pro'da IOPS değerleri biraz daha yüksek ama 960 Evo'da da yazma okuma değerlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi okuma yazma değerleri sizin için anahtar nokta ise özellikle oyuncu sisteminde kullanacaksanız Evo'yu rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Hatta profesyonel bir istasyonunda da kullanabilirsiniz. Pro bir sistemde de kullanabilirsiniz ama Pro modelin ek garantisi orada Pro'yu özellikle profesyoneller için daha cazip hale getiriyor. Evet. Bir gram daha bir parça daha oradaki IOPS'lerini yükseltmek istiyorsanız bunun için biraz daha ben kesenin ağzını açacağım diyorsanız tabii ki Pro. Ama Evo kendi başına baktığımız zaman ortada bir Pro olmasa ee, en yüksek derecede şu an kurumsalda da kullanılacak olan, iş içinde kullanılacak olan SSD olurdu. Bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle. Farklı alternatifleri tabii ki kendi ihtiyaçlarınıza göre değerlendireceksiniz. Hem performans testlerimizin verilerine göre planlama yapabilirsiniz. Hem de Teknopat Sosyal'de bizimle sorularınızı paylaşabilirsiniz. Sizler birlikte Samsung'un 960 Evo serisi SS'lerini inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.